Evet, tekrar karşınızdayız. Ömer Sarıoğlu kardeşime selamlarımı gönderdiğim Okan Polatkan. Çok sağ olasın kardeş. Ukrayna'da Volodomir, KKTC'de Serhat diyor. Ukrayna'yı ben bilmem kardeş. Nazime Abdullah, insan inşallah bir daha böyle ev hapsini görmeyiz diyor. Evet, çok önemli öneriler. Sabah Kaplan, 2000 TL'ye ne oldu? İhtiyat sandığından müracaatlar başlayacaktı. Hala haber yok. Ben de bilmiyorum kardeş. Mustafa Baduna İskele'den selam etti bizlere. Melek Kaplan günaydın dedi. Biz de ona söylüyoruz aynı şekilde. Evet. Ve Cengiz Gusella Güzelay, gününüz aydın olsun. KKTC'de iş yapmak buz üzerine yazı yazmaya benzer diyor. Evet. Yalan değil. Devam edelim. Devam edelim Kıbrıs gazetesi. Paketle bu çark dönmez. Restoran ve benzeri işletmeler dün sabahtan itibaren paket servis ve yerinde teslim hizmetine başladı. Talep eskisi kadar olmasa da bir nebze hareketlilik gözlemlendi. Ancak işletmeciler paket servisle maliyetlerin karşılanmayacağı endişesinde. Lefkoşa'da dün avukat Özlem Bendaşan'a ait hukuk bürosunda bilgisayara bağlı elektrik kablosunun kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Avukatlık ofisi kül oldu. Aman dikkat, bu bilgisayarları kapatıp kaçalım. Özlem Bendaşan'a geçmiş olsun diyoruz. Birinin kulak zarı yırtıldı, diğerinin gözü morardı. Tartışma kavgaya dönüştü. Misafir oldukları evde İlişkileri hakkında tartışmaya başlayan iki kişi, yani bir kadın bir erkek, birbirlerinin yüzüne tokat attı. Evet, biri birine tokat attı, diğeri diğerinin kulağına yumruk attı. Kulak zarı yırtıldı, birinin yüzü gözü mosmor oldu. Evet, ilginç tabii ki. Bordür taşlarına çarptı, devrilerek yolu kapattı Lefkoşa'da sanayi bölgesinin girişinde. Evet, Başbakan'ın bir mesajı var. Başbakan Sayın Ersin Tatar'ın bir mesajı var. Hemen o mesajı sizlerle paylaşalım. Bugün 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü. Ülkemizin COVID-19'la mücadelesinde halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden fedakarca çalışan, kaydettiğimiz başarıda büyük rolü olan hemşirelerimizi gün dolayısıyla bir kez daha candan kutlarım. Tarih tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte hemşirelerimizi altın harflerle yazacaktır. Tümünü en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyor, sağlık ve başarılar diliyorum dedi Sayın Ersin Tatar. Behiç Galif kardeşime de selamlarımı ediyorum. Behiç'e günaydınlar abiciğim. İnşallah yakında görüşeceğiz. Evet. Devam edelim. Devam edelim. KKTC'deki son hasta taburcu oldu diyor Kıbrıs. Güney Kıbrıs'ta 3 yeni vaka. Türkiye koronavirüsten 55 kişiyi daha kaybetti. Okullar artık bitti gitti, kapandı. Bu seneyi okulları iptal ettik. Bu seneyi okulları iptal ettik. Gerçekten ama o şişecik çok güzel değil. Ekolip. Gerçekten çok güzel şişecik. Şişeciğe bayıldım. İçi ayrı bir tat. Kızartacaksın ekmeği kabiranın üstünde de batıracaksın içine. Arden hellimi de kes. Ye götür. Ondan sonra sövün bana istediğiniz kadar kilo aldınız diye ama almazsınız. Emre Vural teşekkür ederim. Bunları bozmamız lazım artık. Bir şekilde yapışacağız ama ne yapalım. İki toplumun da zararı büyük. İki topluma da zararı büyük. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası açıklaması Haberatör'de manşet. Sınır kapılarının ne zaman, nasıl ve hangi koşullarda tekrar açılacağı ile ilgili görüşme ve hazırlıklar yapma gerekir diyor. Evet, sevgilisinin yüzünü mosmor ettiği bir şahıs burada. İsim gerek yok böyle şeylerde. Biz okumamak için özen gösteriyoruz. Toplumun son derece önünde insanlar. Şahsin Abdullahoğlu günaydın. Babamın da çok selamı var. Özgün Abdullahoğlu
saçıkların yakar dedi. Sağ ol Şahsin kardeşim, sağ ol. Son hasta taburcu edildi diyor detay. Hükümet refah artırıcı adımlar atmak zorunda. Çok teşekkür ederim İnal Gardakçığım, İnal Uzun, Cengiz Uzun kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. İkisine de bu arada kaçırmayalım. Hayri Köreken, kapılar açılırsa sağlık çalışanlarının bütün çabaları boşa gider. 2,5 aydır ancak rahatladık. Bu çok önemli. İlla kapılar açılsın dememek lazım. Orada devam eden bir virüs söz konusudur. Hayri Köreken diyor ki biz sağlık personelinin tüm sağlık çabaları boşa gider diyor. Kapıların açılması halinde. Evet sevgili Hayri Köreken, ama aynı şekilde bütün dünyanın her tarafından gelişlere şu anda çok dikkatli olmamız lazım. Aziz Kemal, Ömer Sarıoğlu, Savaş Tilki kardeşim, Hasan Yıldırım, Ramadan Hızır, Raif Toluk, çok çok selam ederim. Fırat Borak kardeşimin bugün doğum günüymüş. Evet, Fırat Borak kardeşime buradan doğum günün kutlu olsun kardeş diyorum. Türker kısmete. Eğitim kapanmıştır diyor Vatan Gazetesi. Eğitim kapanmıştır. Özersay Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı. Evet, okul dönemi eğitim açısından kapandı. Bu okul dönemi eğitim açısından kapanmıştır. Sınır kapıları ile ilgili olarak siyaset yapacak durumda değiliz. Evet, orada çalışanlar gidip gelirse büyük bir risk olur. Akıncı Sağlık Teknik Komitesi iki tarafta sağlık alanındaki gidişatı değerlendirecek diyor Cumhurbaşkanı. Gönyeli'de korkutan yangın, önce sonra ve Covid kırmızısı adlı seramik eserleri sanatseverlerle paylaşıldı. Yakında Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanı sanatçı Vedia Okutan Gaydeler, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için koronavirüs salgınına karşı verilen mücadeleye dikkat çekerek 3 eserden oluşan önce, sonra ve Covid kırmızısı adlı seramik eserlerini sanatseverlerle paylaştı. Bravo. Son Covid-19 hastası alkışlarla taburcu edildi. Geçmiş olsun. Özyiğit önlemler devam etmeli diyor Cemal Özyiğit hocam. Lefkoşa sanayi bölgesinde kaza. Türkiye'de virüsten can kaybı 3841, vaka sayısı 139.771 oldu. Türkiye'de yaşamını yitiren bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet dileklerimizi sevgiyle gönderiyoruz. Ailelerine de başsağlığı, tüm Türkiye'mize tabii ki. Suçlamalar çok ağır diyor. Bugün kim diyor? Diyalog gazetesi. Burhan Elem kardeşime selamlarımı ilettim. Pembe Kiracıoğulları. Ben Cahit Kiracıoğulları. 18 yaş rehabilitasyon merkezine gidiyorum. Ben ve tüm arkadaşlarımın engelliler haftasını kutluyorum. Onları çok özledim diyor. Yaşa Cahit'im. Bravo. Bravo Cahit. Cahit Kiracıoğulları. 18 yaş rehabilitasyon merkezine gidiyorum. Tüm arkadaşlarımın engelliler haftasını kutluyorum. Onları çok özledim. Bundan güzel bir mesaj olamaz. Saat 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı delmeye başladılar. 1'e kadar ana caddelerde hiç araba gezmezken dün en az 40 araç geçti. Kemal Gülercan. Kardeşim, otururken lütfen al bunların plakalarını, gönder polise, götürsünler merkeze, göstersinler herkese. Evet. Sanatçı bir arkadaşımız ilişkinin geleceğini tartışırken kız arkadaşını defalarca tokatlayınca karşılığında iki yumruk yedi, kulak zarı yırtıldı. Geçmiş olsun. Lokantaların paket servisleri 2 ay sonra yeniden başladı, ilk gün heyecanı, diyalog böyle yazıyor. KKTC'de hemen her şey normale dönüyor. Sadece okullar 30 Haziran'a kadar açılmayacak. Sadece okullar değil. Restoranlar kapalı, spor merkezleri, spor salonları kapalı. Yani daha kapalı, sinemalar kapalı, kafeler kapalı. Kapalı yer çok. Ama restoranlar konusunu biraz sonra yazdık. Büyük Konuk Belediye Başkanı Ahmet Senaroğlu ile kardeşi Halil para aklama iddiasıyla tutuklandı. Kardeşlerden sonra 3 kişi daha tutuklanmış. Evlerinde arama yapılmış. Suçlamalar çok ağır diyor. Bugün Velefkoşa Sanayi Bölgesi'nde kereste taşıyan tır enişlek yolda devrildi. Büyük korku yaşandı. Güneş gazetesindeyiz.
Ünal Üstel Bakanım diyor ki, ekonomiyi ayağa kaldıracağız diyor. Amuda kaldıracağız da diyebilirdi aslında. Ayağa kalkmak biraz daha kolay. Ben de düştüğümde kalkamam yani. Oturduğumda da kalkamam gerçi. İsterim iki kişiyi çeksin beni ama. Ya da yan dönerim falan filan kalkarım. Ama zor iş bu. Ekonomiyi ayağa kaldırmak biraz zor. En azından yani alttaki galın tabakanın üstüne sağlam bir şekilde oturalım. Sırtımızı da duvara dayayalım. Ama öyle ayağa kalkma hikayesi biraz hikaye gibime geliyor. Adım adım normalleşme tartışılan açılım kararlarına göre pazar yerleri 17 Mayıs 2020 tarihinde vatandaşın hizmetine açılabilecek. Ören yerleri, şahsi yatların limandan çıkışı, seyyar satıcılar, yürüyüş yolları, parklar Bakanlar Kurulu tarafından 18 Mayıs itibariyle serbest bırakıldı. Başbakan Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er'le görüştü. Başbakan Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın COVID-19'la mücadelede de ülkeye ve halka büyük katkı sağladığını belirtti. Tüm mensuplarını kutladı. Bizler de sevgilerimizi gönderiyoruz tabii ki komutanımıza saygıyla ve başbakanımıza da. Güney Kıbrıs 1046 test yaptı, 3 yeni vaka buldu. Türkiye KKTC'yi mücadelesinde yalnız bırakmadı diyor. Bugün bir başka başlık ve alkışlar susmasın. En güzel başlıklardan biri Yeni Bakış'ta bugün. Bugün Dünya Hemşireler Günü. Paramedik hemşiresi Havva Özkıraç ile hemşirelik mesleğini ve önemini konuştuk. Özkıraç COVID-19 pandemi süreciyle birlikte son günlerde hemşirelerin ayakta alkışlanmakta olduğunu ancak verilen değerin alkışlarla sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Alkışlar susmasın diyor. Tır devrildi, hukuk bürosu yandı, okullar kapandı, Senaroğlu tutuklandı ve işverenlere dikkat. Evet, bugün Yusuf Kısa'nın bir yorumu var. Koronavirüs bahane olarak kullanacak olan o kadar işveren olacak ki hepimiz yakında bunu göreceğiz. İşverenler çalışana koronayı bahane ederek asgari ücreti bile vermeyerek daha düşük maaş verecekler. İşsizlik artacak ya da çalışan kendisine verilen maaşta çalışmak zorunda kalacak. Tüm ev fiyatları dibe vuracak. Satılık araziler, evler 1/3 fiyatını kaybedecek. Çünkü kimse ne ev kiralayabilecek ne de ev satın alabilecek. Bu saptamalara katılmamak elde değil aslında. Ve yine şiddet demiş bugün Yeni Düzen. Tanınmış şarkıcı, program yapımcısı sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeye çıkarılırken sevgiliye de vahim darptan dava okundu. Senaroğlu Mali Polis'e ifade verdi. Son COVID-19 hastası uğurlandı ve gözler DAYU rektörü seçiminde. Rektör adayı saptama komitesi başkanı Mustafa Uyguroğlu, süreç 13 Mayıs çarşamba günü netleşecek. Daha belli değil. Evet, berber ve kuaförler 20 Mayıs'ta açılıyor. Okullar kapandı. Pazar günleri sokağa çıkma yasağı kalkıyor. Ve 1 Haziran'a kadar gece 9'a kadar yasak dışarı. 9'dan sonra çıkmak. Evet, abi benim görüşüm dışarıdan gelen zepseler hep şüpheli. Arabaları yıkarken dünya kadar su harcıyoruz. Sokağa akar boşa, onun yerine suyla zepzeni bahçeye kendin yetiştir. Güzel bir şey. Evet. Evet, bu arada bir eleştiri de var Yeni Bakış gazetesine. 3 aydır. Yeni Bakış kendi çalışanlarını ödemiyor iddiası var. İnşallah doğru değildir. İnşallah doğru değildir. İnşallah doğru değildir tabii ki bu eleştiri de. Çünkü kimse ödenemiyor. Bu sadece Yeni Bakış'la alakalı değil. Başka kurumlarda da aynı şekilde çok sıkıntılar var. Ama bundan sonra bunu bahane edip yapmamak lazım diye düşünüyorum. Turgut Ergel, günaydın, hayırlı, sen cansın diyor. Sizsiniz o Turgut Ergel, sağ olasın. Hüseyin Kağan, berberin kim ve nerede? Biz saçlardan papaz olduk. Hüseyin Kağan diyor bunu. Berberim Kamil'dir sevgili Hüseyin Kağan. Ama bu korona sürecinde berberim sevgili şimdi o yaptı. Teşekkür ediyorum ona da. Şüküfeciğim sağ ol. Evet, Hüseyin Kağan çok teşekkür ederim. Kemal Gülercan, saat
9'dan sonra sokağa çıkma yasağını dün geceden itibaren, gene biraz sıkıntı var, onun için celgoduk bugün yani, onun için yapıştırdık her tarafı, yoksa bunların ve bunların, bunların ve bunların ölçüleri aynı değil. Ya dün dikiliyordu, onun için sorun oldu. Başkasını eleştirirken biz böyle geldik. Burhan Elem, günaydınlar. Hüseyin Kağan, tekrardan günaydınlar. Ve geldik köşe yazımıza. Şimdi köşe yazımızı okuyacağız. Çok sevgiler, saygılar herkese tabii ki bir kez daha. Efendim, 12 Mayıs 2020, bugün bu habere bakalım. Ama bu arada Haber Kıbrıs sitemize de bakıyoruz. Haber Kıbrıs'ta var mı bir şeyler? Yeni bir şey. Bütün gazetelere baktık çünkü. Erdoğan bu hafta sokağa çıkma kısıtlaması 4 gün Türkiye'de. 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olacak Türkiye'de. Evet, hava kütlesinin etkisi altına giriyoruz. Sıcak hava kütlesinin. Evet, bu hafta 36 dereceye kadar çıkacak. Evet, 36 dereceye kadar çıkacağız iç kesimlerde. Sahillerde 28-31 olacak. Evet, açık ve az bulutlu bir hava 12-18 Mayıs'ta. Bugün bunları da sizlere okuduk ve söylediğimiz gibi köşe yazılarımızı Haber Kıbrıs'ta değil, Haberci'de, Haberci. Yani www.kiprishaberci.com internet sitesinde yazarlar içerisinde bulabilirsiniz köşe yazımızı. Bunu da sizlere paylaşmış olalım ve gün içerisinde Gündem Kıbrıs gazetesinde bulacaksınız. Biraz sonra oradan da yüklenecek. Evet, sosyal mesafeyi korumak devletin işi değil, vatandaşın kendi sorumluluğudur. Bundan sonra böyle. Boris Johnson da aynı şeyi söyledi bugün. Ve bu yazıyı okuyalım. Serhat İncirli'nin yazısı. İngiltere'den Güney Kıbrıs'a her iki haftada bir uçak geliyor. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları dilerlerse adaya gelebiliyorlar. Uçaktan iner inmez kendilerine test yapılıyor, hızlı test. Sonra gerekirse iki hafta karantinaya alınıyorlar. Peki bu uçaklara Kıbrıslı Türk alıyorlar mı? Hayır. Kıbrıslı Türk başvurursa oracıkta vurup öldürüyorlar. Değil tabii ki. Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan Kıbrıslı Türkler de uçağa binip gelebiliyor. Peki Larnaka'ya indikleri zaman ne oluyor? 14 gün karantinaya alınıyorlar mı? Hafta sonu iki kişi bu şekilde Larnaka'ya geldi. İki Kıbrıslı Türk. İkisine de hızlı test yapıldı. Sonuç beklendi. Negatif. Özel bir taksi çağrıldı. Kendilerinden hiçbir taksi ücreti istenmedi. O iki kişi Kermiya'da, pardon Metehan'da indi. Ercan, Girne ve Mausa'daki limanlardan gelenlere uygulandığı gibi bu iki kişiye de aynı şey uygulandı. İkisi de sağlık yetkilileri tarafından alınıp Çatalköy'deki Malpas Otel'e götürüldü. Hani artık gelenler Merit'te bedava kalacaktı? O söylem galiba doğru çıkmadı. Meritler bir tek kişiye özel karantina oteli olmayı sürdürüyor. Neyse. Anlatmak istediğim, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı Kıbrıslı Türkler dilerlerse bu şekilde gelmek için bu devletin ilgili makamlarına başvuru yapabilirler. Yani Republic of Cyprus. Peki güneydeki havaalanlarına uçaklar inebiliyor mu? Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti 15 Mayıs'a kadar Larnaka ve Bafa uçuş yasağı koymuştu. Bu karar 28 Mayıs'a kadar uzatıldı. Ancak bu karar kargo uçaklarını kapsamıyor. Yani güneye uçakla ticaret devam ediyor. Yurt dışındaki Kıbrıslıların geri dönüş uçuşları da yasak kapsamı dışında tutuluyor. Cuma günü bir uçak Londra'dan geldi, pazar günü bir uçak Moskova'dan geldi. 128 Kıbrıslı Rum'u getirdi Moskova'dan. Ayrıca insani sebeplerle uçanlar ve ambulans uçakları da gelebiliyor. Ercan için de aynı şey geçerli. Biz de yurt dışındaki vatandaşlarımızı getirdik. Hala gelmek isteyenler de var. İnsani uçuş olabiliyor. Ambulans uçak iniş ve kalkışı da. Kargo mu? TC'den gelen yardımlar var.
Sayın Halil Fallah'ın getirdiği malzemeler ve ilaçlar var ama onlar için dev kargo uçağına gerek olmadı. Mete Özmerter kendi uçağı ile çoğunu getirdi. Peki bize hiç mi kargo uçağı gelmiyor? Gelmiyor. Güney biraz bizden farklı değil mi? Sanki bizden biraz daha devlet. Girmeyelim bu absürt tartışmaya. Ama bir konuya daha girebiliriz. Mesela hapishane. Güney'de merkezi hapishane 450 kişilik. 130 kişi erken salıverilmiş olmasına rağmen hala içeride 700 kişi tutuluyor ve devlet bunun çok büyük bir sorun olduğunu kabul etmiş durumda. Çözüm üretmek için Adalet Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığı'nda bir özel komite kurdu. Bu komite bugünlerde önerilerini hükümete sunacak, hapishanedeki nüfusun azaltılması aşamasına geçilecek. Lütfen bizde de bunu yapın. Tahliye kurulunu beklemeyin. Avukat Mustafa Asena'nın uyarısı çok mantıklı ve çok doğrudur. Tahliye kurulunda mahkum edenler ağır basıyor. Mahkum edenlerden mahkumiyeti hafifletmeyi ve birçok kişiyi şartlı dahi olsa salıvermeyi beklemek, ölüden gözyaşı beklemekle eşdeğerdir. Lütfen bir şeyler yapın. Evet, belki bu salgının ilk dalgasını büyük oranda dalga geçerek geçirdik. Ama ikinci dalga tehlikesi için mümkün değil, bize gelmez dememek ayrı bir durum. Hiçbir sağlık uzmanı artık bize kesin gelmez diye konuşmuyor. Gelmez değil, bizimle birlikte diye düşünerek ona göre hareket edilmesi gerektiğini tüm dünya konuşuyor. Yine bizden az biraz daha devlet olduğunu sandığımız güneye bakalım. Restoranları da açıyorlar. 21 Mayıs'ta bahçesi olanlar, 9 Haziran'da tüm restoranlar açılacak. Nasıl mı? Sosyal mesafeyi koruyarak. Sosyal mesafeyi korumak devletin işi değil. Vatandaşın kendi sorumluluğu. Bu konu artık yeni yaşantımızın en önemli kuralı olmak zorunda. Öpüşmek, kucaklaşmak, tokalaşmak yok. Yumruk veya dirsek dokundurmak da yok. Japon usulü eğilerek selamlayabilirsiniz. Veya herkes el sallasın. Merhaba desin. Dilerse selam diye seslensin. Ne oldu kardeş, tamsın diye sorsun. Veya napan, napayım. E ne yapacaksın muhabbetiyle giriş faslı dokunmadan tamamlansın. Neden restoranlar açılmalı? Neden sosyal hayat biraz daha hareketlenmeli? Neden insanlar daha aktif olmalı? Mesela İngiltere koronavirüsten kırılıyor. Ama devletin aldığı ilk tedbir evden çalışamayan işe gitsin. Özellikle inşaat ve üretim sektörü. Giderken toplu taşımacılığı kullanmasın. Peki ikinci tedbir? Bu çok önemli. İkinci tedbir. Herkes sosyal mesafeyi koruyarak bol bol spor yapsın, alabildiğince güneş ışığı alsın. Neden? Çünkü koronadan gitmezsek sağlıksız bedenlerimiz bizim dilimizde daha önceden de var olan koronayı yiyecek de ondan. Çünkü koronadan gitmezsek koronadan gidecek. Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Ünal Üstel ay sonu demişti. Ama hemen yarın havalar da çok ısındı. Deniz kenarındaki ufak tefek açık hava mekanları açılabilir. Sosyal mesafeyi insanların kendileri koruyacak. Ama bu mekanlarda da masaların arası açılacak. Güney bu gibi yerleri haftaya çarşamba açıyor. Ellerinizi yıkayacaksınız, dezenfekte edeceksiniz, girişte ateşiniz ölçülecek, sosyal mesafeyi koruyacaksınız. Sürekli ellerinizi yıkayacaksınız ki buna da çok fazla gerek kalmayacak çünkü denize gireceksiniz. Gir denize, iyice oğul. Sabun koma ama denize ha. Yok sabundan giren de rezil olan. Bu sene de donla yüzelim de yok. Mayo giyin. Evet, uzmanlara göre
denize girmekte hiçbir sakınca yok. Birçok makale okudum bu konuda. Uzmanmışım gibi yazmış olmayayım ama olay bu. Yeni yaşam bu. Efendim paramız kaldı da plaja mı gideceğiz? Doğru bir soru. Giriş fiyatları alınmamalı. Giriş ücreti alan plaja haram olsun. Şimdiden söylüyorum. Fiyatlara dikkat etmek hem devletin hem işletmelerin görevi. Daha önce de yazmıştık. Artık büyük patron olup dayanınızda yabancı işçi çalıştırmak bir çeşit kölelikti. Olmasın. Olmamalı. Devlet buna dikkat etmeli. Fiyat artışının bir şekilde önünde durabilmeli. Kısacası hem devlet hem de kişiler olarak sosyal mesafeye, hijyene, ellerin tertemiz olmasına, maske takmaya, sırnaşmamaya, bulaşmamaya, bulaştırmamaya ve bulaş olmamaya çok ama çok dikkat edersek, let's the show begin veya ne bileyim, show must go on, show must go on demişiz ve herkese selamlarımızı iletmişiz. İkinci aramıza geçmişiz. İkinci aradan sonra İngiliz gazetelerine ve Türkiye gazetelerine devam edeceğiz. Muhammed Bekman diyor ki Serhat kardeş Boris bizleri ölüme sürüklüyor. Çok dikkat etmek lazım. Bu konuda da İngiltere'de çok farklı tartışmalar var. Keşke biz de tartışabilseydik bunu ama. Neden İngiltere'de çok sayıda etnik toplum üyesi ve Kıbrıslı Türk yaşamını yitirdi? Güner abim çok teşekkür ederim. Aşaplamada çok selamlar ederim. Esentepe'ye de açacağın günlerde yakındır inşallah. Ciğerimiz hazırla. Şimdiden Ömer geliyor. Atıncı da getirecek herhalde bu defa. Zayıfladı o fukara dolaş dolaş. Ve tabii ki başkanımız da olacak bizimle beraber. Senih Çavuşoğlu hocam günaydınlar. Mustafa Muhtaroğlu. Bir paketçimize örneğin Covid-19 bulaştı. Kendi çalışma arkadaşlarına, ailesine, paket götürdüğü ev sahiplerine bulaştırırsa nasıl bir önlem alınacak? Mustafa Muhtaroğlu soruyor. Paketçilerle ilgili hepsine test yapıldı kardeş. Hepsi negatif çıktı. Dolayısıyla sokaktaki herhangi bir kişinin de bulaştırma riski vardır. Sen paketi alırken, paketi paketçiden alırken maskeni tak, gerekirse eldiven giy, yemeği çıkar tabağa boşalt, bütün paketleri at, sonra gel eldivenleri çıkar uygun bir şekilde at, git ellerini iyice savunla, yıka dirseklere kadar zaten artık herhalde kısa kollu giyen ya da atlet giyen ne bileyim, iyice, hatta gerekirse duşa gir, Arap sabununu al, iyice ovun, iyice ovun. Duş jeli bağlıysa da sabun kullanacaksın, Arap sabunu, saçlara da çok iyi gelir. Ovun, 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 aksın sular. Çeşmede de yıkanabilin gayrı, dışarıda. Lastici tutsun sabiri. Gey şortumu, otur yeme. Gadalavez, oren gadalavez. Artık yapacak başka bir şeyimiz yok. Çok dikkatli olmak zorundayız. Metin Emir Ali Bengisu, günaydın kardeş. Kalemine yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ve Turgay Sakiner kardeşim, sağ ol. Mehmet Karadayı, teşekkürler. Evet, yani bu iş bizim elimizde artık. Bu iş bize bağlı. Şimdi araya gidelim, aradan sonra geri dönelim. Ve ne yapalım? İngiliz gazetelerinin ön sayfalarına bir bakalım. İngiltere'deki ölümleri tartışıyor demiştik insanlar. Rakam çok fazla. Genetik sebeplere bakıyorlar. Bir yığın sebep arıyorlar. Aslında yaş yükseldi. Ama multi-generation housing denen ya da multi-generation lifestyle en çok bundan dolayı
yaşlılar veya vatandaşlar gitmiş. Nedir multi-generation yaşam tarzı? Aynı evde nene ve dedenin de 3 jenerasyon yani torunların da dahil olduğu evde olması. Veya hem Kıbrıslı Rumlarda hem Kıbrıslı Türklerde gelenektir. Anne babaya çok yakın oturmak ve çok karışmak. Eğer annenizi, babanızı, nenenizi, dedenizi seviyorsanız bugünlerde en çok korumanız gereken onlardır. Özellikle Londra'daki vatandaşlarımız için geçerli ama bizim için de geçerli. Mümkün olduğu kadar maskemizi, sosyal distansımızı, el öpme yok, kucaklaşmak yok, öpüşmek yok. Ne yaparsınız? Eğik, iyi olmaya devam edin lütfen. Ama bulaşmayın, karışmayın. Evet, arayı verelim sevgili Örsancığım. Aradan sonra İngiliz gazetelerine bakacağız. Şahsine Keskin, öyle güzel anlattın ki diyor, gidip yıkanıyorum diyor Tunca Danır. Kardeşciğim, yeşil renk bir sabun var. Markayı söylersem ayıp olacak ama zeytinyağlı sabun. Bundan da unutma Betunç, al bugün bir tane. Geç de al bir tane de deneyin özlemine, bundan da çok önemlidir bu. Ekoliv canım. Nasıl reklam? Ahbaplar çıkınca şey, öyle sen. Hatunçuğum. Evet Fadime Hanım, çok farklı saçlar bugün. Farklı değil, cöle koduk. Cöle komadım ben, ekoliv kodumu tanırım söyleyeyim. Yağ kodum işte, yağ, say, karaya. Değil, cöle bir miktar. Dikildiler çünkü artık, Kamil'i beklerik, atsın. Evet, Tunç kardeşciğim, ohum ohum, çok mühimdir o. Kafaya, saça koy, senin saçlar da tamamdır, sür de tamamdır. Cem kullanamaz mesela kafada sabun, çünkü saç yok. Evet, araya gidelim artık, özel şeylere girmeyelim. Az özel şeylere girmeyelim ama yıkanın, bol bol yıkanın. Aradan sonra buradayız.